Kısa bir süre önce orduya atanan ve şehrin sorunlarına hızla ışık tutan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fındık'la ilgili yaptığı toplantıların yanı sıra bugün de mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Vali Yavuz ziyareti esnasında eğitim gören tarım işçilerinin çocuklarının aldıkları eğitimi de yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Güneydoğu bölgesinden Ordu'ya fındık toplamak amacıyla gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Teşekkür ederim. Doğru mu peki arkadaşımıza yaptı? Evet. Vali Seddar Yavuz, ziyaret esnasında eğitim gören tarım işçilerinin çocuklarını da ziyaret ederek verilen eğitim hakkında bilgiler aldı. Eğitimi ise yerinde inceledi. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz şu ana kadar 330 kayıtlı çocuğa ulaştıklarını ifade ederken sağlık hizmetlerine de değindi. Ulaşamadığımız her insan bizim için bir kayıptır ifadelerini kullandı. Bu alanda Türkiye örnek olabilecek güzel çalışmaları hep beraber müşahede ettik ve gördük. Öncelikle bu alanda 1521 kişinin barındığını söylemek isterim. Şu ana kadar 330 kayıtlı çocuğumuza ulaşılmış. Çocuklarımızın eksik kalan eğitimlerinin tamamlanması noktasında bir tamamlayıcı eğitim uygulaması devam ediyor. Bu uygulama özellikle ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızın matematik becerisi, Türkçe becerisi gibi becerilerin yanında sosyal hayata uyum, sorun çözme becerisi, kendilerini ifade etme gibi birey oluşmasında en önemli faktörler olan hususlar üzerinde de arkadaşlarımız rehberlik servislerimizde yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Tabii buraya gelen vatandaşlarımızın özellikle sağlık hizmetlerine yönelik önemli bir alan. Tabii ki gebe takibi başta olmak üzere çocuklarımızın aşılanması, kanser taramaları dahil olmak üzere önemli çalışmaların yapıldığını da bizatihi şahit oluyoruz. Şunu söylemek isterim ki ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır. Dolayısıyla biz 80 milyona ulaşmalıyız. Sadece 80 milyona ulaşmak da yetmez. Gönül coğrafyamıza da ulaşmalıyız. Biz çünkü büyük bir milletiz ve dünyadaki son evrensel imparatorluğun sahibiyiz. O yüzden bu dünyada bizim söyleyeceğimiz çok söz var ve yapacağımız çok iş var. Yerleşkede birçok kurumun, kuruluşun emeği var. Özellikle Büyükşehir Belediye'mize ve tüm belediyelerimize, kaymakamlarımıza, Milli Eğitim Teşkilatımıza, güvenlik birimlerimize, efendim müftülük teşkilatımıza, burada ismini sayamayacağımız sağlık teşkilatımıza, sağlık personeline, herkese teşekkür etmek istiyorum. İnsanların ne kadar zorluklarla burada çalıştığını görmenizi istiyorum. Birincisi bu. İkincisi de buraya gelen kardeşlerimizin eğitimlerin tamamlamaları noktasında önemli bir konu. Çocuk işçiliğinin önlenmesi bizim hedefimizdir. Program esnasında konuşma yapan Altınordu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doçent Doktor Leyla Özçahin ise verilen sağlık hizmetlerini anlattı. Uzun Nisa kamp alanında sağlıkçılar olarak, halk sağlığı olarak iki poliklinikle hizmet vermekteyiz. Haftanın 5 günü hekim muayenesi oluyor buradaki tarım işçilerine yönelik. Muayeneyle birlikte gebe takiplerimiz, çocuk izlemlerimiz, aşılarımız, yapılamayan aşıları yapılıyor. Onun dışında 30-65 yaş arası bayan hastalarımıza kanser taraması, 50 yaş üstü bayan ve erkeklere de bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Tamamen ücretsiz bu hizmetlerin hepsi. Bunun dışında halk eğitimlerine öncelik veriyoruz. Beslenme, sağlıklı yaşamla ilgili. Yapılan hizmet ve faaliyetler özellikle sağlık alanında çok takdire şayan. Çünkü biz 80 milyon büyük bir milletiz. Buraya Doğu ve Güneydoğu'dan ya da ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen kardeşlerimizin başta sağlık olmak üzere eğitim, diğer konularla ilgili toplumsal uyumları, eğitimleri, sağlıkları, her türlü tedbir alınıyor. Program Vali Yavuz'un eğitim gören çocuklara hediye takdimiyle sona erdi.